March 2009, which were held again in 2014. It was really the main of Tonya. I'm President of UCLG. Distinguished guest. I'm honored to open. Turizm hiç şüphesiz kalkınmanın en önemli güçlerinden biridir. Küreselleşmenin yükselişi, ekonomilerin büyümesi ve turizmin demokratikleşmesiyle birlikte belki de dünyada en çok büyüme kaydeden sektör konumundadır. Burada her şey göründüğü kadar toz pembe değil. Turizm ya da başka bir ifadeyle turizmin kötü yönetimi, aşırı turistik yük, birçok turistik destinasyonunda yerel topluluklarla ziyaretçiler arasında çatışmalar yol açmaktadır. Tarihi alanlar aşırı kalabalık nedeniyle aşınmış durumdadır ve yüzlerce yıllık doğal alanlar daha fazla ekonomik büyüme ihtiyacına kurban gitmektedir. Burada iki farklı durum ile karşı karşıyayız. Turizm yerel ekonomileri canlandırırken aynı zamanda arazi kullanımı üzerine muazzam bir baskı uygulayıp kirliliğin artmasına ve doğal habitatın zarar görmesine neden olur. Bununla beraber iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hızlanmasına sebep olan çevresel kaynakların da bozulmasına yol açıyor. Turizm, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumludur ve 2030 yılına kadar küresel turist hareketlerinin yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Sürdürülebilir bir şekilde seyahat etmenin bir yolu olup olmadığını sorgulamamız gerekir. İnsanların ziyaret etmek istediği kaynaklarımızı nasıl koruyabiliriz sorusuna verilecek cevap şudur. Bir an önce harekete geçerek bindiğimiz dalı kesmeyi durdurabiliriz. Turizm dünyanın birçok noktasında ekonomik faaliyetlerin temel taşı olmaya devam ederken göründüğü üzere büyüme ivmesini daha da arttırması beklenmektedir. Turizm gelişirken şehir aklı, bakım ve daha iyi bir yaşam arzusu gibi unsurlar bize rehberlik etmelidir. Ancak bu şekilde turizmin sürdürülebilir ve adil bir kalkınma modeline katkıda bulunmasını sağlayabiliriz. Turizm sadece turistlerin yararına değil, aynı zamanda halkımızın yaşamlarını ve geçim kaynaklarını iyileştirmenin de bir yoludur. Bu sebeple turizm politikalarını tasarlarken yerel halkı da bu süreci dahil etmeliyiz. Uygun fiyatlı konut seçeneklerinin güvence altına almalı ve gündelik yaşam bozulmasını önlemeliyiz. Bu dönüşüm merkezinde iki kılavuz ilke yer almalıdır. Çeşitlilik ve önemseme. Şehirler onları sürdürülebilir turizm modeli bağlamında çekici hale getirecek bu ilkelere ve her şeyden önce yerel toplulukların gelişimine odaklanmalıdır. Bu değerleri korumanın en önemli yöntemi ise dünya üzerinde devam eden savaş ve çatışmalar durdurmak için çaba göstermektir. Özellikle Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında devam eden savaşlar, on binlerce masum insanın hayattan koparırken birçok dini ve kültürel yapı ile eserinde yok olmasına sebebiyet vermektedir. İsrail on binlerce insanı katletmekle birlikte pervasızca ve hedef göstermeksizin bombalamalar düzenleyerek tarihi, kültürel yapıları ve mirası yok etmekte, insanlığa ihanet etmektedir. Onlara göre onlardan olmayan hiçbir insan ve hiçbir değer var olmayı hak etmemektedir. Bizler bu gezegenin değerlerine sahip çıkarsak, öncelikle habis düşünceleri ve eylemleri yok etmenin çaresine bakmalıyız. Kısaca kültürel yok oluşu önlemek ve tarihi mirasları korumak için barış ve kardeşlik ikliminin yeniden tesis edilmesi şarttır.